Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlar. Şimdi de maksimum minimum problemlerinin sınavda çıkmış sorularını gömeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Evet, bira bismillah diyelim. İlk sorumuz 87 yılında sorulmuş bir soru. Bakalım ne diyor? Şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde bir kenarında duvar bulunan ve bahçenin üç kenarına bir sıra tel çekilmiştir diyor. Tamam. Kullanılan telin uzunluğu 80 metre olduğuna göre bahçenin alanı en fazla kaç metrekare olabilir demiş. Şimdi şöyle başlıyorum. Bizim tel çektiğimiz yerler bir şu x, şu y ve de şu x dediğimiz kısım. Yani bu üçünün toplamı, çekilen tellerin toplamı 2x artı y 80 metreymiş arkadaşlar. Hemen buradan ne yapıyorduk? Y'yi yalnız bırakıyoruz. 80 eksi 2x dedik. Bize sorulan şey ise alanı, bu bahçenin alanı, yani y çarpı x'i soruyor bana da dostlarım. O halde hemen x çarpı y, yani x çarpı y yerine de 80 eksi 2x yazıyorum. 80 eksi 2x, hatta bunu da dağıtalım. 80x eksi 2x kare diyelim. İşte bunun bizden en fazla olmasını, maksimum olmasını istiyor diyelim. Şimdi bir şeyin en fazla veya en küçük olmasını istediği zaman ne yapıyorduk? Hemen bunun türevini alıp sıfıra eşitliyorduk. Türevini alalım bu keratanın. Türevi, şuraya yazayım. Türevi eşittir. 80 geliyor. Eksi 4x geliyor. Eşittir 0 dedim. Buradan x eşittir 20 bulduk. 20'yi bulduktan sonra bize alanının en büyük değerini soruyordu. Getirip şurada da x yerine 20 yazdık. 80 çarpı 20'den 1600 mü geldi? 80 çarpı 20 1600 eksi. 20'nin karesi 400. 2 tane 400 800 yaptı. Çıkarttığımızda da 800'ü bulduk arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı 800. Geldik ikinci sorumuz. 89 yılında sorulan bir soru. Bir P noktası var. Ve P noktası şu parabolün üstünde. Diyor ki x'in hangi değeri için x1 ile y1 toplamı maksimum olur diye soruyor. X'in hangi değeri için? Şimdi bu P noktasının özelliği şu. P noktası bu parabolün üstünde. Demek ki denklemini sağlayacak. Yani ben x gördüğüm yere x, y gördüğüm yere ise x çarpı 5 eksi x yazacağım. Hatta bunu da dağıtarak yazalım. 5x eksi x kare. 5x eksi x kare yazdım. Neyi soruyordu bana? Bunların toplamının maksimum olmasını istiyorum diyor. Biz buna benzer sorular zaten çözdük dostlarım. O halde hemen şunların ikisinin toplamı ne yaptı? 6x eksi x kare yaptı. 6x eksi x karenin de bizden maksimum olmasını istiyormuş dedik. Peki hemen ne yapıyorduk? Türevini alacağız bu keratanın bir kere. Türevi diyelim şuraya. Türevini alırsam 6 eksi 2x yapar. Türevini 0'a eşitledim. X'i buradan 3 buldum. İşte x'in 3 değeri için bu toplam maksimum oluyormuş. Bize de zaten x'in hangi değeri için diye soruyordu. 3 değeri için en büyük oluyormuş dedik. Geçtik 3 numaralı sorumuza. 90 yılındaki sınav sorusu. Bakın y eşittir 4 bölü x fonksiyonunun başlangıç noktasına en yakın olan noktasının... Ne demiştik burada pratik olarak? Ya şunu söylemiştik. Kök içinde 4. Bunu alın. En yakın noktanın apsisi kök içinde buradaki sayıdır. Ya da demiştik ki bunun y eşittir x doğrusuyla kesim noktasıdır demiştik dostlarım. Hemen y eşittir x ile kesim noktasını bulalım. Y eşittir x ile kesim noktasıdır demiştik pratik olarak. O zaman y yerine x yazalım artık. X eşittir 4 bölü x olur. X kare eşittir 4 olur. X eşittir ya 2, x eşittir ya da eksi 2 olur arkadaşlar. Peki x 2 ise tabii ki y eşittir x ile kesim noktası olduğu için y x'e eşit. O halde y de 2 ya da x eşittir eksi 2 ise y de eksi 2. Yani benim noktam ya 2'ye 2 ya da eksi 2'ye eksi 2'dir diyebilirim arkadaşlar. Bize neyi soruyor? İşte bu noktalardan birinin orijine olan uzaklığı. Yani A noktası diyelim şuna mesela. Buna da B diyelim. A'nın
orijine olan uzaklığı soruluyor. Hemen kök içinde iki nokta arasındaki uzaklık formülünü yapıyorum ki orijinde sıfıra sıfırdır. X'lerini çıkartıyorum. 2'den 0 çıktı. 2 karesini aldım. 4. Y'lerini çıkartıyorum. 2'den 0 çıktı. 2 karesini aldım. 4. Kök 8. O da 2 kök 2'dir. Sorumuzun cevabı dedik dostlarım. Geçtik bir sonraki soruya. Evet, yine benzerini çözdüğümüz bir soru. A, B'yi 2 vermiş. O halde şuralar 1, 1. Ve bunun demiştik ki alanının en büyük olması için şurada 3 tane eşkenar üçgen oluşması lazım demiştik hatırlarsanız. Bu da 1, bu da 1, bu da 1, bu da 1 ve bu da 1. Bize de diyor ki işte bu yamuğun alanı en büyük olduğunda yüksekliği nedir? Aha, şuradan aşağı inen dikliği soruyor. H. Tabii bunlar eşkenar üçgen olduğu için şuraya alayım ben bu. Eşkenar üçgenlerden bir tanesini buraya aldım. Bana şu yüksekliği soruyor dedim. Burası 1, burası 1. Bura 1 bölü 2, 1 bölü 2. 60'ın karşısı ne yapıyordu? 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Yani kök 3 bölü 2 çıktı. H dediğimiz yükseklik diyebiliriz. Evet, 5. soru. Birim çeyrek çember. Birim çeyrek çemberse yarıçapı 1 birimdir. Şuraya 1 yazalım. P noktası değişken bir nokta. Üzerindeki dik yüzleşimi H olduğuna göre Poh üçgeninin çevresi en çok kaç birim olabilir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar en çok dediği zaman veya en az dediği zaman ne yapıyorduk? Biz bu üçgeni ikizkenar dik üçgen kabul ediyorduk. Peki ikizkenar dik üçgen olması 45-45-90 olduğu anlamına gelir ki 1 ise hipotenüsü, burası 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2 olacak dik kenarlar. Peki bana çevresini soruyordu. Toplayalım üç kenarını. Kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 artı 1. Şurası kök 2 yapar. Bir de 1 var. Yani kök 2 artı 1'dir benim sorumun cevabı diyebilirim dostlarım. Bakın 5 tane soru gömdük. Ne kadar pratik bir şekilde de pratik özellikleri bilirsek takır takır çözdüğümüzü fark ettik arkadaşlarım. Evet, geldik şimdi 93 yılındaki sorumuza. Önce şunu da şuraya koyalım, ayıralım. Evet, 93 yılındaki soru. Evet, bir parabol görüyorum. Parabol A ve P noktaları x ekseninde dik yüzleşimlerimi sırasıyla A'nın dik yüzleşimi B noktasıymış. Yani şurası 36 noktasıymış ve H'ın dik yüzleşimi de şurasıymış. X'e 0. HBP üçgeninin alanı X'in hangi değeri için en büyüktür diye soruyor. Şimdi dostlar şöyle bir pratik yol yazmıştık. Pratik noktaların olduğu kağıdımıza bakarsanız en sonuna yazmıştım. O kağıdı ben burada ayrı tutuyorum. Şuradaki şu kuraldan bahsediyorum. Parabolle bir dörtgen bir arada verildiyse. Şimdi diyeceksin ki ya hocam burada parabolle üçgen var. E kardeşim bu üçgenin şurasını çizdiğinde aslında bu bir dörtgen değil mi? Yani illa dörtgen olmasını bekleme. Dörtgenin yarısını çizmiş. Yine dörtgen gibi düşün sen bunu. Ve bu da parabol değil mi? Hatta şöyle alttan da şöyle devam ediyordur bu parabol. Ne demiştim burada? Eğer dörtgen parabolün içinde kalıyorsa 1'e 3 oranı şeklinde bölüyordu. Yani tepe noktasının birinci kenara uzaklığı 1K, ikinci kenara uzaklığı 3K. Şurası da 2K oldu diyebilirim. E peki toplam 3K'yı bize 36 vermiş kardeşim. K'yı da 12 bulduk. Bakın şurası 12 çıktı. Yani H noktasının apsisi 12 çıktı. H noktasının apsisine X demiştik. Demek ki X 12 olduğunda bu üçgenin alanı en büyük oluyormuş. Bize de zaten X'in hangi değeri için en büyük olur diye soruyordu. 12 değeri için en büyük olur dedik. Evet, 94 yılındaki sorumuz. Bir çember verilmiş arkadaşlarım ve çemberin denklemi şurada, bakın şurası bizim yarıçapın karesiydi değil mi? 9 dediğimiz şey R kare. Demek ki R 3, yani şurası 3. Peki dik yüzleşimi x'i 0 noktasıdır. X'in hangi değeri için bu üçgenin alanı en büyük olur diyor. Peki üçgenin alanının en büyük olması için ne yapacağız demiştik. Az önceki soruda da söyledik bunu. 6. 5. soruda mı ne söyledik hatta? Bunun ikizkenar dik üçgen olması lazım. Yani şu dik kenarların 3 kök 2 bölü 2 olması lazım ki alan en büyük olsun. O halde burası da 3 kök 2 bölü 2'dir. Yani x 3 kök 2 bölü 2 olursa alanı en büyük olur. Cevap 3 kök 2 bölü 2'dir dedim. Yapıştır gelsin. Geldik buna. 8. sorumuz.
Y eşittir x kare eksi x kare eğrisi üzerinde noktasına en yakın olan noktanın apsisi. Şimdi buna en yakın olan nokta A olsun. A noktasının apsisine x dersem ordinatı eksi x karedir kesinlikle. Şimdi bize de diyor ki işte bu A'nın P noktasına olan uzaklığı minimum olsun diyor kardeşim. Hemen ne yapıyorum? İki nokta arasındaki uzaklık formülünü yapıp bir minimumunu bulalım. Şimdi apsisleri çıkartıyorum. X'ten eksi 3 çıkacak. X artı 3 karesi artı eksi x kareden de 0 çıktı. Yine eksi x kare karesini alıyorum. X üzeri 4. İşte benden bunun minimum olmasını istiyormuş. Peki minimum olmasını istediği şeye ne yapıyordum ben? Türevini alıyordum. Hemen 0'a eşitliyordum. Bunun türevini alalım. İçinin türevini yazıyorduk köklü ifadelerde. İçinin türevi 2 çarpı x artı 3 artı 4x küptür. Bölü 2 çarpı kökü aynen yazıyorduk buraya da. Şöyle yazdım. Ve bunu 0'a eşitlediğimde içler dışlarda şurası zaten gidiyor. Bir tek üst taraf kalıyor. Yani 2x artı 6 artı 4x küp kalıyor. Ve bunu da 0'a eşitliyorum hemen. Şimdi burayı bir 2'ye bölelim. Şöyle olacak. X küp gelecek. 2x küp. Artı x gelecek. Artı 3 eşittir 0 geldi. Şimdi burayı da x parantezine alırsam şöyle x parantezine aldığımda şu kısmı x çarpı 2x kare artı 1 geliyor. 3'ü de bu tarafa atalım. Eksi 3 geçsin. Şimdi düşünelim x'e kaç verebiliriz? 1 versek x'e 2, 3 olur. 1 çarpı 3'ten 3 gelir. Eksi 1 verelim. X'e eksi 1 versek 2, 3, eksi 3 oluyor. Evet x eşittir eksi 1 arkadaşlar. Zaten bize de en yakın olan noktanın apsisi yani x'i soruyordu. Cevap eksi 1. Evet şu ana kadar çözdüğümüz 8 sorunun içerisinde en uzun süren buydu arkadaşlarım. Diğerlerine pratik yolu vardı. Yani bu da zor değildi, kolaydı ama uzun sürdü sadece. Buna bakalım. Merkezi O, yarıçapı 4 santim olan bir çember var. OA, OB'ye 4'müş. Bir N noktası yarıçaptan inen dikme ayakları K ve L'dir diyor. Tamam. Buna göre OKNL dörtgeninin alanının en büyük değeri nedir diye soruyor bize. E bu dikdörtgenin alanının en büyük olması için bunun ne olması lazım dedik? Kare. Sen bunu kare seçeceksin. Karenin de biliyorsun vermiş soru bize köşegeni 4. O halde bir kenarı 2 kök 2'dir arkadaşım ki 45-45-90'dan buranın 4 gelmesini sağlamak için 2 kök 2 olmalıdır dedi. Bana da bu karenin alanı soruluyor. Yani 2 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı soruluyor. Cevap 8. Evet. 9 numara tamamdır. Çevirdim arka tarafı. Geldim 10 numaralı sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız 10 numarada. Parabolü üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamının alabileceği en küçük değer nedir? Evet daha önce birkaç tane çözdüğümüz soru tarzı arkadaşlarım. Şimdi bunun üstündeki bir nokta şöyle olur değil mi? Apsisine x dersem ordinatı da y'si olur. Yani x kare eksi 7x artı 14 olur. Şimdi bana diyor ki bunların toplamı x ile y'sinin toplamı en küçük olsun. Hadi toplayalım bunları. X kare olur. Eksi 6x olur. Artı 14 olur ve benden bunun minimum olmasını istiyor. Peki ne yapıyoruz şimdi minimum olmasını istediğinin? Türevini alıyoruz hemen. Türevi. Ne yaptı türevi kardeşim? 2x eksi 6. 0'a eşitledik. X'i 3 bulduk mu? X 3 ise getir burada da yerine yaz. Minimum değerini bulursun. Hemen yazalım. 3'ün karesi 9. Eksi 18 artı 14. Burası eksi 9 yaptı. 14 daha 5 mi geliyor kardeş? Cevap 5. Evet, 97 yılındaki sınav sorumuz. Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin AD kenarının tümü ve AB kenarının yarısına kadar şekildeki gibi duvar örülmüş. Bak buranın yarısıymış. Demek ki şuraya x dersem şu da x, o zaman bu kenar 2x. Şuraya da y yazalım. Ve duvar kısmının haricinde geriye kalan kısmına bir sıra tel çekilmiştir diyor. Kullanılan telin uzunluğu 120 metre. Şimdi ben şu x'e, y'ye ve 2x'e tel çektim. Yani toplam 3x artı y kadar tel çektim ve bu telin toplamı 120 metreymiş. Peki buradan y'yi bulalım hemen. Y eşittir 120 eksi 3x'tir. Bana da diyor ki bahçenin alanı en çok kaçtır? Yani 2x çarpı y'nin maksimum olmasını istiyor.
Şimdi hemen şurada y yerine 120-3x yazarak şu aşağıya yazıyorum. Fonksiyonu oluşturuyor. 2x çarpı y yerine de 120-3x yazmıştım. Benden bunun maksimum olmasını istiyor dedim arkadaşlar. Peki şurayı bir satır düzenleyelim. 240x eksi 6x kare yapar. İşte benden bunun maksimum olmasını istiyor. Hemen ne yapıyorum kardeşim? Bunun türevini alıyorum. Türevi 240 eksi 12x'tir. Bu türevi sıfıra eşitliyorum. 240 eşittir 12x yapıyor. 20 eşittir x yaptı. X'i bulduk, 20. Alanının en çok değerini soruyor. Yani şuranın maksimum olmasını istiyor. X yerine 20 yazalım. 2 çarpı 20'den 40 çarpı 20 yazarsam 60. 120'den de 60 çıktı. 60 kaldı. 40 çarpı 60. 24 çift 0. 2400 geldi. Alanın en büyük değeri. Evet, geldik 12 numaralı sorumuza. 2007 yılının ikinci basamağında sorulmuş. ABCD dörtgeninin alanının en büyük değeri nedir diye bir soru sormuş bize dostum. Hemen şu parabolde x yerine 0 yazalım. Y 3 çıkar. Demek ki y'yi 3'te kesiyor. Bakın dörtgen var, parabol var. Dörtgen parabolün içinde mi? İçinde. O zaman tepe noktasının birinci kenara uzaklığı k, ikinci kenara uzaklığı 3k'ydı. Şuraya da 2k kaldı, şuraya da 2k kaldı. Ve biz toplam 3k'yı 3 diye bulduk. K eşittir 1. Demek ki şurası 2'ymiş. Yani C noktasının ordinatı 2'ymiş. C noktası parabolün üstündeyse hemen y yerine 2 yazarsam 3 eksi x kare. Buradan x kare eşittir 1. X eşittir artı eksi 1 gelir. Yani bunun apsisi 1'miş. Demek ki şurası da 1, burası da 1 oldu. Bakın bu bir kare çıktı şansımıza. Bu karenin de bize alanının en büyük değerini soruyor. 2 çarpı 2'den 4 geldi sorunun cevabı arkadaşım. Şu sorudayız kardeş. 2010 yılının sorusuymuş ki bu sorunun aynısını biz önceki videolarımızda çözdüğümüz için hiç burada şimdi vakit kaybetmeyelim. Direkt burada bir bunu sonra zaten çözdüğüm için aynısını daha önce yazmıştım bunu arkadaşlar. Bir daha uğraşmıyorum burada, tamam mı kardeşler? Şimdi nereye geldik o halde? Kaç numara? 13'te tamam dedik. 13'te tamamdır. 14 numaraya geldik. Yani türevin son sayfasına geldik artık arkadaşlarım. Kaç soru var burada da? 20'ye kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane soru var. Ki bu sorular güzel sorular dostlarım. Hatta biz bazılarını da yine önceki sayfalarda çözdük. Şöyle bakıyorum. Hangilerini çözdüğümü hatırlamıyorum ama şunu çözdüğümüzü hatırlıyorum arkadaşlarım. Şu 13-16 numarayı çözdüğümüzü hatırlıyorum. Bunun çözümü var yani önceki videolarda. Bunu hatırlamıyorum. Bunu hatırlamıyorum. Şunu hatırlıyorum. Kristalli soruyu da çözmüştük. Bu var. 18. sorunun çözümü var. 19. sorunun çözümü var. 20'nin çözümü yok. Yani bizim çözeceğimiz 1, 2, 3, 4 tane soru kaldı arkadaşlarım. Bunu da bir boş derste hemen hallederim diye düşünüyorum. İki videoyu da birleştiririm. Bütün sınav sorularını bir arada çözmüş oluruz arkadaşlarım. Şimdi yalnız zil çaldı. Derse gireceğim ben birazdan. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Evet dostlar, 14. soruda kalmıştık. Dersimiz yine boş. Buradan da devamını yapalım. Sonra bu videoları birleştirip tek bir video halinde sizinle de paylaşmaya çalışacağım. 14. sorumuz 2011 yılında çıkmış LYS sorusuymuş. Diyor ki, 1'e 2 noktasından geçen negatif eğimli bir D doğrusu ile koordinat eksenleri arasında kalan üçgensel bölgenin alanı en az kaç birim karedir? Şimdi bu olayın bir resmini çizelim biz. Şimdi bir koordinat düzlemi çizdim. Negatif eğimli bir doğru, işte onu da çizdik. Ve bu doğru apsisi 1, ordinatı 2 olan noktadan geçiyormuş. Yani şurası 1 birim, şurası 2 birim. Onları da gösterelim. Sonra bu doğru şöyle x eksenini A noktasında kessin, y eksenini de B noktasında kessin arkadaşlar. Bakın burada hemen bir benzerlik yapalım. Şurası B eksi 2 birimdir. Şimdi B eksi 2'nin toplam B'ye oranı, B eksi 2'nin B'ye oranı eşittir 1'in şuradaki A'ya oranı, 1 bölü A'ya eşit olduğunu görelim.
Buradan hemen bu bağıntıyı bir düzenlersek b bölü a gelir. Şöyle yazayım ya, ya da uzun uzun. B eşittir a çarpı b eksi 2 gelir. B eksi 2'ye bölersem b bölü b eksi 2 eşittir a geldi. Tamam, tek değişkene dönüştüreceğiz şimdi. Peki bizden istediği şey ne? Üçgensel bölgenin alanı, bu üçgenin alanı. Üçgenin alanı nedir dostlarım? Dik kenarlarının çarpımının yarısı. Benden bunun minimum olmasını istiyor. Şimdi minimum istediği şey, yani fonksiyonumuz bu. Şimdi bu fonksiyonu tek değişkene dönüştürecektik. O yüzden a yerine b bölü b eksi 2 yazalım hemen. Onu da yapalım. Ve buna da f fonksiyonu diyelim. Bu üçgenin alanının fonksiyonu f olsun. A yerine b bölü b eksi 2 yazıyorum. Çarpı b geliyor, bölü 2 geliyor. Hatta bunu da bir satır düzenleyelim. B kare bölü b eksi 2 çarpı 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. İşte bu benim minimum olmasını istediğim ifade bu. Bunun minimum olmasını istiyorum. Şimdi minimum olmasını istediğimiz ifadeyi ne yapıyorduk? Türevini alıp sıfıra eşitliyorduk. Hemen bunun bir türevini alalım. F'in türevi, burada bölümün türevi var arkadaşlarım. F'in türevi eşittir. Şimdi başta 1 bölü 2 var zaten. O bir dursun. Birincinin türevi 2b çarpı, ikinciyi aynen yazıyorum, b eksi 2 eksi, ikincinin türevi, b eksi 2'nin türevi 1'dir, çarpı birinci, yani b kareyi de aynen yazdım. Bölü paydaya da ikincinin karesini yazıyorduk. B eksi 2'nin karesi. Şimdi bunu da sıfıra eşitliyorum. Tabii ki şu 1 bölü 2'yi de bu tarafa attım, 0 oldu. B eksi 2'nin karesini de buraya çarpı attım, o da 0 oldu. Sadece üst taraf kaldı, onu da düzenli yazalım. 2b kare eksi 4b eksi b kare eşittir 0. Buradan b kare eksi 4b eşittir 0. Yani b parantezinde b eksi 4 eşittir 0 geldi. Buradan b ya 0 ya da 4 gelecek. B'nin 0 olmadığını zaten biliyoruz, bir uzunluk sonuçta burası. Demek ki B 4 geldi arkadaşlar. Tamam, B'yi bulduk. Getirip şimdi burada da minimum dediği yerde de yerine yazınca üçgenin alanı en az değeri gelecek. Peki B yerine 4 yazalım. 16 bölü 2'den 8 gelir. Çarpı 1 bölü 2 var. 4 geldi. Sorunun cevabı dostlarım. Basit, kolay bir soruymuş. Evet, 2012 yılındaki sınav sorusu. Bakalım bu ne diyor. Daha önce defalarca çözdüğümüz soru arkadaşlarım. Bir eğri ve bir nokta birbirine en yakın olmasını istiyor. Şimdi eğrinin üstündeki bir nokta var. Eğrinin üstündeki noktaya biz A noktası dersek, bu noktanın apsisine x, ordinatına ne diyecektik dostlarım? Y. Yani 6 eksi x kare. Elimde bir de B noktası olsun, bu da sıfıra bir noktası. İşte bana diyor ki A ile B'yi minimum olacak şekilde en yakın nokta diyor. En yakın A ile B arasındaki nokta en kısa olacak, yani minimum olacak şekilde bir AB noktası var. Yani şu nokta A noktası var diyor. Buna göre bu noktanın, A noktasının ordinatını da, yani 6 eksi x kareyi de bana soruyor dostlar. Şimdi A ile B arasındaki uzaklığı da yazalım. Hemen kök içinde iki nokta arasındaki uzaklık yazıyorum. X'ten 0 çıktı, x, x'in karesi geldi. Artı 6 eksi x kareden 1 çıktı, 5 eksi x karenin karesi. İşte bu benim A ile B aramdaki uzaklık. Bunun benden minimum değerinin olmasını istiyor. Minimum yapan Y değerini, yani 6 eksi x kareyi bulun diyor arkadaşlar. Peki bunun minimum olması için türevini alıp sıfıra eşitliyorum önce. Türevini alırsak içinin türevi 2x artı, şuranın türevini alıyorum. Oranın türevini alırken dikkatli olun. 2'yi başa aldım. 5 artı x kare çarpı, pardon, 5 eksi x kare, bir de içinin türevi eksi 2x geldi. Bölü 2 tane kök içinde aynı ifadeyi yazıyorduk. Bunu da sıfıra eşitliyorum dostlarım. Şimdi içler dışlar yaptım. Burası zaten sıfır oldu. Şurayı bir toparlayalım. Şurayı bir düzgün yazalım şimdi. Şöyle geliyor burası. 2x eksi 4x parantezinde 5 eksi x kare geldi. Eşitmiş sıfıra. Buralar okunuyor değil mi? Okunuyor. Şimdi burayı bir satır daha düzenleyelim hatta. Ne oluyor burası? 2x çarpı 1 eksi 10 artı 2x kare geliyor. Eşittir 0. Şurası zaten 0 olacak. 0 olursa x 0 geliyor ki x'in 0 olmasını istemiyor bizden. Çünkü x 0'dan büyük diyor. O zaman burası 0 olacak dostlarım. Yani
9 eksi 9 artı 2x kare. Yani 2x kare eşittir 9 gelecek. X kare eşittir 9 bölü 2'den x eşittir artı eksi 3 bölü kök 2 geldi dostlarım. X'i bulduk ama bizden x'i istemiyor. Y'sini istiyor. Yani AB olduğunda B kaçtır diye soruyor. Ordinatını istiyor. Hemen Y'yi de şu kenarda bulalım. Y'sini. 6 eksi x kareydi Y. 6 eksi x kareyi istiyor bizden. Soru işareti diyelim. Yani 6 eksi 9 x kare ne? 9 bölü 2 istiyor. O da 12. 9 çıktı. 3 bölü 2 geldi sorunun cevabı. Evet, 16. sorudayız arkadaşlarım. Burada da bir tur şirketi düzenleyeceği, işte bunu biz zaten daha önce çözmüştük değil mi arkadaşlarım? Hatta üstüne de artı koymuşum. Daha önce çözülmüş bir sorudur bu. Ama yine bir hatırlatma mahiyetinde şöyle hızlı hızlı çözelim. Şöyle demiştik buna. X kişi katılsın demiştik. X kişi katılırsa. Burada şimdi hızlı çözeceğim arkadaşlarım. Sırf boş geçmeyelim diye. Ama siz önceki videolarımı izlerseniz, bunun karma sorularını çözdüğümüz maksimum minimum problemlerinin karma sorularını dediğim videoyu izlerseniz dostlarım, orada zaten bunun ayrıntılı çözümünü bulacaksınız. X kişi katıldığında bu durumda gelir için ne demiştik dostlarım? Gelir eşittir. X kişi katıldığı için 140 TL'den x eksi 80'i çıkartacaktık değil mi? Yani x eksi 80'i çıkartıp bir de bu 50 kuruş düştüğümüz için 50 kuruş muydu? 50'şer kuruş, o da 1 liranın yarısı olacak. Bölü 2 yazmıştık. Bu gelir. Bu gelirinde bizden ne istiyordu bizden? En fazla olmasını, elde edileceği gelirin. O zaman bunun türevini alıyorduk. Hemen türevini de yazayım şuraya. Türevi de 140 eksi 2x eksi 80 bölü 2. Bunu sıfır eşitliyorum. X'i buradan 180 bulmuştuk dostlarım. Sorunun cevabı 180'di. Geldik buna. Bu da yine ben aynısını çözdük hatta değil mi? 2016 yılındaki soruyu çözmüştük ama yine hızlı hızlı çözelim. Şöyle bir şeklini çizelim yine bunun dostlarım. Şöyle bir parabolümüz var. Parabolümüzün şeklini çizdik. İçine diyor ki iki köşesi parabolün üstünde olacak şekilde bir dikdörtgen yerleştirin. X ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı diyor ve bunun en büyük olanını istiyor dostlarım. Bunun da çevresini soruyor bize. Şimdi hemen parabolde x'e 0 verdiğimizde y'yi 27'de kesiyordu. Şurası 27. Demiştik ki parabolle bir dikdörtgen, bir dörtgen bir arada verildiğinde parabolün tepe noktasının dörtgenin birinci kenarına uzaklığı k ise ikinci kenarına uzaklığı 3k. O halde şuraya da 2k kaldı. Yani şurası da 2k oldu. Ve toplam 3K'yı bize 27 vermiş bu amca. 27. Demek ki K 9 olacak dedik. Hemen şuraya 9 diyelim. 2K'da 18 geldi arkadaşım. Bakın bu noktanın biz ordinatını 18 bulduk. Peki apsisini nasıl bulacağız? Getirip Y yerine 18 yazacağız. 18 eşittir 27 eksi x kare. Buradan x kare eşittir 9. X eşittir artı eksi 3 geldi. Yani şurası da 3, şurası da 3 çıktı. Bu dikdörtgenin de çevresini soruyor. 18 buradan, 18 buradan 36. 6 buradan, 6 buradan 12. 36, 12 daha 48'dir çevresi dedik arkadaşlar. Evet, 17 numarada tamamdır. Geldik 18 numaralı sorumuza. Dostlar yine bu 18'e de artıyı koymuşuz. Yine çözmüşüz demek ki biz bu soruyu. Ama yine hızlı bir şekilde çözelim. Şu kristal bir soruydu bu da dostlarım. Hızlı bir şekilde biz yine çözmüş olalım. Şimdi bu kristalli soruda satışı bulmuştuk ilk önce. Satış alan üstünden hesabı yapıldığı için karesi olacaktı. Yani bir kenarının karesi x kare. Tabii 6 x kare olacak yüzey alanı. 20 TL'den hesapladığımız için 6 çarpı 20 x kare geldi. 120 x karedir satış fiyatı. 120 x kare. Peki maliyetini de hacim üstünden hesaplıyorduk ve bir kenarı x olduğu için hacmi x küptür. Birim küp başına da 5 TL olduğu için 5x küp de maliyetimiz arkadaşlar. Peki bize karı soruyor. Hemen karı da yazalım. Kar ne demekti? Kar satış eksi maliyet. Yani 120x kare eksi 5x küp. Bizden de bunun maksimum olmasını istiyormuş dostlarım. Hemen bunun türevini alıp sıfır eşitliyorum. Türevini yazalım. Türevi 240x eksi 15x karedir ve sıfır eşitlediğimde buradan x'i 16 bulmuştuk dostlarım. Cevap 16 geldi.
Evet, 2018 yılında yine çözdüğümüz sorunun aynısı, internetli sorumuz arkadaşlarım. Bunda da şöyle yapmıştık. X defa zam yapsın demiştik. X defa zam yapsın. Bu durumda aylık ücretimiz, aylık ücret yazalım şöyle. Okunuyor mu burası? Okunuyor. Aylık ücretimiz 40 artı 5x. Müşteri sayımızsa, müşteri sayısı 1000 kişiydi maksimum, eksi 50x demiştik dostlar. Geliri hesaplayalım demiştik bu durumda, gelir. Gelirimiz de aylık ücretle müşteri sayısının çarpımıydı. O da hemen 40 artı 5x ile 1000 eksi 50x'tir. Gelirin bizden en fazla olması istendiği için hemen gelirin türevini alıyorduk. Türevi diyelim. Burada çarpımın türevi vardı kardeşim. Şöyle geliyordu. Birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. 1000 eksi 50x artı ikincinin türevi eksi 50 çarpı birinciyi aynen yazıyorum. 40 artı 5x. Ve türevini sıfıra eşitlediğimizde biz buradan x'i buluyorduk. X buradan 6 geliyor dostlar. X'i 6 yazdım. Bize de neyi soruyordu? Aylık ücretin en fazla olmasını mı soruyordu dostlarım? Hemen x yerine 6 yazalım. 40 artı 5 kere 6 30'dan 70 geliyordu sorunun cevabı. Tekrar söylüyorum. Bunları zaten ayrıntılı bir şekilde önceki videolarda çözdüğüm için burada hızlı hızlı çözdüm arkadaşlarım. Şimdi geldik bu sorumuza. 2021 yılındaki maksimum minimum problemi sorumuz. Diyor ki saatte b kilometre sabit hızla hareket eden bir roketin 1 saatte tükettiği yakıt miktarı. Bakın burası bizim yakıtımızmış. Yakıt miktarı. Fonksiyonuyla hesaplanıyor. Şu fonksiyonla hesapladık. Buna göre bu roketin sabit bir hızla gideceği 100 kilometre yol için. Yani bu adamın gittiği yol 100 kilometre. Peki yol neye eşittir? Hız çarpı zaman değil mi? V çarpı T'ye eşittir. Yani ben buradan T'yi çekmek istesem dostlarım, 100 bölü V yazabilirim. Bu da tamamdır. 100 kilometre yol gidebilmesi için tüketmesi gereken yakıt miktarı en az kaçtır diye soruyor. Tamamdır hocam. Şimdi hemen neyi hesaplayalım? Yakıt miktarıyla gideceği, yakacağı yakıtı hesaplayalım arkadaşlarım. T saat boyunca gitsin bu. Zamanımız T. Bu kadar zaman, 100 kilometre yol için bu kadar zaman gitmeli. Tüketeceği yakıt miktarını da biliyoruz. Şu formülle hesaplanıyormuş. O halde hemen bunların ikisini bir çarpalım. Ne diyelim? V küp bölü 20 eksi 7 V kare artı 256 V çarptım 100 bölü V ile. İşte bu benim fonksiyonum arkadaşlarım. Bana da diyor ki yakıt miktarı en az ne kadardır? İşte tüketeceği yakıt miktarı en az bunun en az olmasını istiyor. Yani istediği şey bunun minimum olması. Peki minimum olmasını istediği şeyin ne yapıyorum ben? Türevini alacağım bir kere ama önce bunu biraz daha bir düzeltelim. Şunu bir içeriye dağıtalım, şöyle bakalım neler olacak. İçeriye dağıttığımda şunlar dağıtılsa %20 sadeleşir 5. Bunlar da sadeleşir 5 V kare. Şunu dağıtalım içeriye. 700 V'ler gider 700 V. Şunu dağıtırsak V'ler gider 256 26.500 gelir değil mi? Artı 26.500 de buradan geldi. Bu benim fonksiyon. Bunun benden minimum olmasını istiyor bu adam. Hemen ne yapıyoruz? Bunun türevini alıp sıfıra eşitliyoruz dostlar. Türevi diyelim. Türevi 10V yapar. Eksi 700 yapar. Sıfıra eşitledik. V'yi buradan hemen 70 bulduk. Bize neyi soruyordu tabii ki bu? Şuranın minimum olmasını istiyordu. Hemen V yerine de 70 yazalım dostlarım. Şöyle bir şey geldi. 5 çarpı 70'in karesi eksi 700 çarpı 70 artı 26.500. Burayı da hesaplayalım arkadaşlarım. Siz hesaplarsınız. Ben daha önceden hesapladığım için 2000'i yapıştırıyorum. Cevabımız 2000 çıktı. Evet, bu da tamamdır. Böylelikle türev noktasına, türeve son noktayı koymuş olduk arkadaşlarım. Türev bitmiştir. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakın zamanda integral içinde bir fasikül hazırlayıp integralin de bu şekilde konu anlatımını, soru çözümünü yapacağım arkadaşlarım. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Beğendiysen de bir abone ol da
Bir de beğenmeyen bir şeyler yap da kardeşim. Yani izleyip izleyip kaçmayın kurban olduklarım. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.